Değerli hocalarım, yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. E, düneyin pedükoşki gramer'e geçiş yaptık. E, bugün e, adverb konusuyla devam edeceğiz. Dün dans konusunu işlemiştik. Biliyorsunuz part of speech ile başladık değerli arkadaşlar. Part of speech yan başlığı altında. Bazı kavramlarımız vardı. Bunlar neylerdi? İşte adverb gibi, adjective gibi. gibi. Ee, bunlar neydi değerli arkadaşlar? Counted yapılarımızdı. Counted neydi değerli hocalarım? Sadece tek başına anlamı olabilen kelimelerdi değil mi? Mesela noun, adjective, adverb gibi yapılarımız tek başına yazıldığında bile bir anlam çıkartabiliyordu. Fakat neydi işte conjunction, işte interjection e, ve herkese böyle yapılarımızda ise tek başına kullandığımız zaman bir anlam çıkartamıyorduk. Proposition gibi mesela on yazdığımız zaman bir anlam ifade etmiyor. Bunu bir kelimeyle kullanmamız lazım. Ama mesela bir apple yazdığımız zaman elma olduğunu, bir anlamı olduğunu fark edebiliyoruz. Böyle farklılıkları düneğin işledik Part of Switch konumuzda. Bugün AdWords ile devam edeceğiz değerli arkadaşlar. de unutmamız gereken bir şey vardı. O neydi değerli hocalarım? Adverb Closed Class bir yapıya sahipti. Closed Class nedir değerli hocalarım? Yanına ek alamayan bir yapısı var değil mi? Mesela bir örnek verecek olursak Apple dediğimiz zaman çoğul eki Apples diyoruz ve yanına bir ek alabiliyor değil mi? Bakın S takısını aldı. Fakat zarfların hiçbirinde böyle bir şey yapamıyoruz. Mesela şuradan bir örnek verelim. Diyelim yesterday kelimesine bakalım. Biz hiçbir zaman bunun ne başına ne de sonuna bir ek getiremiyoruz. Evet tek başına kullanılabiliyor bir anlama sahip. Fakat bunun başına ve sonuna ek getiremiyoruz. Bundan dolayı adverblerimiz close class bir yapıya sahiptir diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte adverb'ün e, iç yapısına da bir bakalım. Sonra örneklerimizi verip dersimizi bitirelim inşallah. ile başlayalım. Time nedir arkadaşlar? Zaman zarfları. Tabii ki de Türkçemizden bildiğiniz gibi fiile e, zarfı bulabilmek için fiile soru sormamız lazım, değil mi? E, ne kadar Türkçe dil bilgisine vakıf olursak İngilizcede de o kadar başarılı olacağınızı size söyleyeyim. Zaman zarflarından hemen başlayalım arkadaşlar. Zaman zarfları da adı üstünde olduğu gibi... E, ...ne zaman sorusuna cevap verebilen... E, ...yükleme ne zaman sorusu sorduğumuzda... ...cümle içinde o cevabı verebilen yapı... ...zaman zarfı konumundadır değerli hocalarım. Örnek verecek olursak mesela... ...now, yesterday, in May, Sunday, April gibi yapılar... ...bir zaman belli ediyor farkındaysanız. Fakat biz bu zamanı bulabilmek için... Cümlede fiilimize ne zaman yani when sorusunu sormamız lazım. İngilizce'de when işte Türkçe'de ne zaman sorusunu sorarak zarfımıza ulaşabiliyoruz. İkinci başlığımız nedir? Place'dir değerli arkadaşlar. Yani yer, yön zarfları. Burada da keyword'ümüz nedir? Word'dür. Değerli arkadaşlar mesela Türkçe'de nedir? işte diyor ki ben şu an işte buradayım. Tamam mı? İşte neredesin? Buradayım. Bakın ne oldu? fiilimize nerede sorusunu sorduğumuzda bir cevap alıyorsak eğer bu yer yun zarfı demektir. İngilizce'de de bir bunun e, yapısı were yapısıyla kullanılıyor değerli arkadaşlar. Bu yapıları lütfen bilelim. Bu yapılar ki altını çizdiğim şeyler bize çok yardımcı olacaktır. Bilmeniz gereken burada iki şey var değerli arkadaşlar. Bir şu altını çizdiğim şeyler maviyle. İki de şu başlıklardır tamam mı? Başlıkları ve altına çizdiğim yapıları bilirseniz zaten geri kalan bütün e, kelimeleri ezberlemeseniz bile farkına varacaksınız zarf olduğunu. Şimdi manner ile devam edelim değerli arkadaşlar. Manner nedir? Zaten tutum değil mi? Tutum yani. Bir durum zarfı diyebiliriz. E, durum zarfının e, keywordü ise how'dur değerli arkadaşlar. Yani nasıl sorusunu sorarak bir durum zarfıdır. Türkçesi de manner yapımıza ulaşabiliyoruz. Değerli arkadaşlar, manner yapısında bazı bilmemiz gereken özellikler var. Bunlar nedir? Tabii ki de ly ile biten bütün zarflarımız manner olarak e, karşımıza çıkıyor, değerli arkadaşlar. işte happily silently gibi. Peki ly ile bitmezse manner olmayan manner olan zarflarımız yok mu? Evet, bunlar var. Zaten öğrenmemiz gereken kelimeler de bunlardır, değerli hocalar. Mesela vel well yapısı. Vel well yapısını belki hepimiz sıfat olarak biliyoruz değerli arkadaşlar. Fakat bu good'un zarf halidir. Good güzeldir, sıfat demektir. Vel well ise onun zarf halidir. Mesela fast ve hard yapıları. Mesela hepimiz bu ikisini sıfat olarak biliyoruz. Çoğumuz diyeyim ya da. Fakat fast ve hard yapıları hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilen ve sonuna L'ye almadan zarf olarak kullanılabilen kelimeler içindedir değerli arkadaşlar. Bakın ÖSYM buralardan sormayı çok seviyor. Lütfen bunlara dikkat edelim tamam mı? Zaten birkaç tane kelimemiz var. Bunları göreceğiz birlikte. Ee, i̇şte fast gibi, hard gibi, well gibi yapıları zarf olduğunu unutmayalım. şunu söyleyeyim. Well zarftır fakat fast ve hard hem sıfat hem zarf olarak yazılışlara aynı şeklinde kullanılıyorlar. Lütfen bunu unutmayalım. Frequency yani sıklık zarfları, değerli arkadaşlar, how often kelimesini sorarak işte ne sıklıkla fiile sorduğumuz zaman cevap alıyorsak eğer bu frequency zarflara girer. Zaten biliyorsunuz hani bu zarfların çoğunu biliyorsunuz işte never'dan, always gibi, twice gibi, once gibi, every gibi. Zaten çok basitler. Ve önemli olan cümle içinde sorumuzu unutmamak ve bunun frequency adı başlığında olduğunu unutmamaktır değerli arkadaşlar. Cegri yan başlığımız nedir değerli arkadaş? arkadaşlar? Burada da how much yapımız var. How much sorusunu işte ne kadar sorusunu fiile sorduğumuz zaman aldığımız cevap bizi işte derecelendirme zarflarına götürüyor. İşte çoktur ne bileyim oldukçadır işte çok fazladır ve herkese böyle şeyleri zaten sizler de biliyorsunuz. Lütfen keywordlerimizi unutmayalım değerli hocalarım ve ana başlıklarımızı unutmayalım. Ondan sonra sorumuzu çözmek çok basit olacaktır. Zaten dersin sonunda bir alıştırma yapacağız. Orada daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Burada önemli olan 3 tane başlığımız var değerli arkadaşlar. Hepsi önemli fakat 3 tanesinden soru çıkma ve bilmediğimiz yapılar daha çok görmemişiz. Yani bu beşini görmüşüz fakat şu üçünü görmemiş olabiliriz. Şimdi birlikte bunları görelim. Limiting zarflar yani limiting adverb diyebileceğimiz bunlar nedir arkadaşlar? Adı üstünde limit yani bir sınırı olacak yani. İşte only gibi, just gibi, hardly gibi, almost veya near gibi yapılarımızdır. Fakat limiting de bir tane çok önemli yapı var değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçe'de iki anlamlılık değil mi? İngilizce'de de ambiguity adlı başlığında bir konumuz var. Bu limiting zarflar işte iki anlamlılığa neden olan yapılardır. Lütfen bu yazdığım kelimelere kelimeleri ezberleyin. Bu kelimeler iki anlamlılığa neden olduğu için iki başlık altında inceleyebiliyoruz. Mesela hemidüde başlığımız var değerli arkadaşlar. O konuya geldiğimiz zaman o birlikte işleyeceğiz de bir hatırlatma yapayım size. Mesela bu başlıkta bir cümle yazılıyor. O cümlede iki iki tane anlam çıkartabiliyoruz. Şimdi bir tane örneği verelim vereyim size. Maksat aklınızda bir eee keyword olursun. Bakın I only eat chocolate diye bir örneğimiz var burada. I only eat chocolate. Değerli arkadaşlar böyle baktığımız zaman çok normal bir cümle olarak geliyor. Fakat bu cümleden iki anlam çıkartabiliyoruz. Bakın bir tane anlamı size söyleyeyim. Bilmiyorum size bulabildiniz mi? Bakın ne diyor? Bir tane kişi var burada. Tamam bir kişi var. Bu diyor ki e, ben sadece çikolata yiyeceğim. Biz şuradan şunu anlayabiliyoruz. Demek çeşitli yiyecekler var. Bir masada diyelim çeşitli yiyecekler var. Ve bu kişi de diyor ki ben bunlardan sadece çikolata yiyeceğim. Bakın birinci anlamı bu. İkinci anlam nedir peki değerli arkadaşlar? Bu kişi diyor ki ben sadece çikolata yiyeceğim. Yani ömrüm boyunca sadece çikolatayla ömrümü geçireceğim. Sadece yiyeceğim şey o olacak. Bakın ne oldu? İki tane anlam çıkarttık değil mi? Birincisinde diyor ki ben çeşitli yiyecekler var. Ve o çeşitli yiyeceklerden sadece çikolata yiyeceğim. İkincisinde ne anlıyoruz değerli arkadaşlar? Ben ömrüm boyunca çikolata yiyeceğim. Bakın bu only yapısı yani limiting adverbimiz iki tane anlamlılığa sebep oldu. Bunları unutmayalım. İkinci önemli başlık adverb'ün değerli arkadaşlar epistemic adverb, adverblerdir. Epistemikte şöyle bir şey var arkadaşlar. Kesinlik ve ihtimal zarfları diyebiliriz. Kesinlik ve ihtimal zarfları zaten yazdığım şeyler hani göreceksiniz. İşte certainly, definitely, maybe gibi ve herkese artırabiliriz. İki tane zıtlık var değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu ne biçim başlık? İki tane zıt bir kesinlik bir de ihtimal. Yani işte böyle İngilizler yapmış bunu. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bizim de dil bilgimizde yani çok saçmalıklar var. Fakat nedir? Sınavı geçene kadar öğreniyoruz. Sınavdan sonra yani kimse kusura bakmasın bu bilgileri çöpe atıyoruz. Epistemik adverblerimiz de bunlarla da değerli arkadaşlar. Mesela soru gelebilir aşağıdakilerden hangisi epistemik bir adverbtür diye. Burada iki tane şey aklımızdan çıkarmayacağız. Bir kesinlik zarfları bir de ihtimal zarfları tamam mı? İkisi zaten çok zıttır. Unutacağımızı düşünmüyorum. Yeter ki şu başlığı unutmayalım. Ve üçüncü en önemli gördüğüm şey adverb modifying değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın bir adverb cümle başında veya cümle sonunda kullanılıyorsa bütün cümleyi e, modifying eder. Yani ne eder? E, ona daha doğrusu o cümleyi niteler yani. Tamam mı arkadaşlar? O cümleyi niteler. Bakın mesela böyle birkaç tane örnek yazdım. Fortunately, indeed, likely gibi örneklerimizi yazdım. Bakın bu Zarflar genellikle cümle başında ya da cümle sonunda kullanılıyor. Bir örneğimize bakalım. Sen de diyor, unfortunately they all have died. Bakın ne yaptık? Bu zarfımız bütün cümleyi nitelemiş oldu. Tamam mı? Yani adverbs modifying e yani bak zaten word'ümüzü yazmışız whole sentence diye. Gördüğümüz zaman işte desek ki aşağıdakilerden hangisi adverbs modifying diye bir soru karşımıza çıkarsa ne arayacağız? Cümle başında ve cümle sonunda cümleyi niteleyen bir adverb arayacağız. Tamam mı? İşte örneğimizi unutmayalım. Bu unfortunately değerli arkadaşlar sona da koysaydık bir şey fark etmeyecekti tamam mı? Yine adverb modifying olacaktı. Zaten ya cümle başında kullanılır ya cümle sonunda kullanılırlar. Bunu böyle bilirsek inşallah soru kaçırmayız değerli arkadaşlar. Şimdi adverb konumuz bitti. Birkaç tane cümle üzerinden bir alıştırma yapalım. Ondan sonra dersimizi noktalayalım değerli arkadaşlar. Ben önceden hazırlamıştım bunları. Şimdi elim birlikte yapmaya çalışalım. Bir tane renkli kalem alayım. Bakın. Time ile başlayalım. Zaman zarflarıyla değerli arkadaşlar. İlk önce bir Türkçe örnek yazdım. Gerisi İngilizce. Birlikte bakalım. Time ile başlıyoruz değerli hocalarım. Mesela Türkçemizden bakalım. Yarın okula gideceğiz. Tamam mı? Bakın. Bir dil bilgisi kuralıdır lütfen bunu unutmayın. Özneyi bulmadan hiçbir işe kalkışmayın tamam mı? İlk önce özneyi bulacağız tamam mı? Okula giden kim? Biz. Gizli bir özne var burada. Zaten özneyi biliyorsunuz ne sorusunu sorarak ne veya kim sorusunu sorarak özneyi buluyoruz. Zaten bunu dil bilgisinde öğreneceksiniz. Yani burada öğreneceğiniz şeyler aslında dil bilgisinde de size yardımcı olacaktır veya dil bilgisinde öğrendikleriniz burada yardımcı olacaktır. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Çünkü bizim alanımızda böyle bir güzellik var. Mesela burada öğrendiğimiz şeyler eğitimde karşımıza çıkabiliyor. Eğitimde gördüğümüz şeyler otomatikman kendi alanımızda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Yarın okula gideceğiz. Okula giden kim? Biz. Öznemizi bulduk tamam mı? Peki ne zaman gideceğiz? Bakın fiilimize sorduk. Ne zaman okul? Ne zaman gideceğiz? yarın. Bakın neydi? Zaman zarfımızı bulduk değerli arkadaşlar. Peki bu İngilizce cümlede de böyle mi oluyor? Tabii ki de aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın ne yazdık? We will go to school tomorrow. Bakın giden kim? Biz. Öznemiz biz. Ne zaman gideceğiz? Değerli arkadaşlar sorumuzu soruyoruz. Ne zaman gideceğiz? Yarın. Tomorrow. Bakın zaman zarfımızı bulduk. Çünkü neden ne zaman sorusunu fiile sorduk ve bize cevabı ne oldu tomorrow. Demek ki zarfımız tomorrow olmuş. Bakın bu kadar basit yani. Yeter ki şu verdiğim keywordsleri bilin. Çok kolay bulabileceksiniz. Place'e bakalım. Place'e ne soruyorduk arkadaşlar? Where yap sorusunu soruyorduk, değil mi? Nerede? Ne diyor? Lucy ran upstairs to her room. İşte Lucy e, odasından yukarıya çıktı. Bak Lucy öznemiz, değil mi? Kim çıktı? Lucy çıktı nereye nereye git nereye koştu çıktı dedik nereye koştu upstairs yukarıya merdivenlerden yukarıya çıktı bakın ne oldu öznemizi bulduk değerli arkadaşlar were were sorusunu rana sorduk nereye koştu upstairs yukarıya merdivenlerden yukarıya doğru çıktı bakın gördünüz mü bu kadar basit şimdi gelin manner'a bakalım manner'da sorumuz neydi How'du değil mi? Bakın burada var. Nasıl? She spoke softly. Öznemiz she, konuşan kim? She, o yani. Bulduk öznemizi. Peki nasıl konuşur? Bakın fiilimize sorduk. Nasıl konuşur? Softly. Çok yumuşak, naif şekilde konuşur. Ne oldu? Zarfımız softly bulduk. Tabi ne soracağımızı zaten siz tahmin edersiniz yani. Şimdi burada Shakespeare sofl diyor siz sormazsınız ne zaman konuştu. Çünkü soru e, soru cümlenin devamında böyle bir yapı yok. Zaten cümlenin yapısını gördüğünüz zaman hangi soruyu sormanız gerektiğini siz otomatikman anlayacaksınız arkadaşlar. Manner'da bir exception'ımız vardı değil mi? Ne demiştik arkadaşlar? İşte fast gibi, hard gibi, well gibi yapılar L'ye almamasına rağmen ...zarf diye de kullanılabiliyorlardı. Bakın hard örneğini verelim burada. Mesela ne diyor? She is a hard worker. Bu zarf mıdır? Sıfat mıdır? Evet tabii ki de bu bir sıfattır. Neden? Ee, i̇smi nitelemiş. Bakın worker nedir? Çalışan demektir değil mi? Çalışan, işçi. Sıfat, ismi nitelemiş. Bakın zarf, fiili niteler. Ee, sıfat, ismi niteler. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın. Adjective gel konusu geldiğinde zaten daha ayrıntılı işleyeceğiz. Bakın nedir? Hard burada sıfat. Zaten sıfatı bulmak için de nasıl sorusunu soruyoruz. Değil mi? Mesela nasıl işçi? Sıkı çalışan işçi. Bakın ne oldu? Zarf oldu. Ortaya çıktı bu isimden dolayı. E bir de bu cümleye bakalım arkadaşlar. She works hard. Bakın burada fiile sorumuzu soruyoruz. Nasıl çalışır? Çok sıkı çalışır. Sıkı çalışır. Bakın ne oldu? Buradaki hard artık zarf oldu değil mi? Buradaki zarf. Uh, isim yani adverb adverb oldu yani zarf oldu. Buradaki hardımız işe nedir arkadaşlar? Adjective'dir. Tekrar edelim bu örnekleri değerli hocalarım. Bakın. She is a hard worker. Çalış, sıkı çalışan kim? O. Öznemizi bulduk. Nasıl çalışır? Sıkı çalışır. Bakın soruyu isme sorduk. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bizi sıfata götürdü. İkinci cümlemize bakalım. She works hard. Bakın bu sefer ortada bir fiile soru sorabileceğimiz bir ortam var. Çalışan kim o? Nasıl çalışır? Sıkı çalışır. Bakın fiile soru sorduk nasıl? Cevabı da ne olacak? Zarf olacak. O yüzden adverb'imiz buradaki adverb'imiz buradaki kelimemiz adverb oluyor değerli arkadaşlar. Bu kadar basit. Yeter ki bu keywordleri, keywordsleri bilelim değerli arkadaşlar. Gerisini çok rahat yapacağınıza inanıyorum. Frequency'ye de bakalım. Zaten hepsi aynı mantıkla birlikte işleyelim. Frequency'ye ne söylüyoruz arkadaşlar? How often, ne sıklıkla? I occasionally eat meat. Ben zaman zaman et yerim. Değil mi? Ne soruyoruz? İşte yiyen kim? Ben. İşte ne zaman, ne sıklıkla yersin? Bak sorumuzu sordu. Ne sıklıkla yersin? Zaman zaman yerim zarfımızı bulduk. Ve son olarak degree'mize bakalım değerli arkadaşlar. Derecelendirme zarfları. They are extremely happy. Mutlu olan kim? Onlar. Özlemizi bulduk. Ne, ne kadar mutlular? Unutmayın how much the sorusu. Degree'nin ne kadar e, onlar mutlu? Hani mutlu derken burada soru olarak olmak ya. Fiilimiz olmak fiili. Onlar ne kadar mutlu olmak böyle saçma bir şey olduğu için Nasıl soracağız? İşte ne kadar mutlular? Aşırı derecede mutlular. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bazen mesela fiil illa böyle olmasına gerek yok. Değil mi? Emizar da bir fiildir yani. Tek onu verebilip verirse lütfen orada şaşırmayın tamam mı? Olmak fiildir o da yani. Sorumuzu farklı bir şekilde sorabiliriz. Mesela buradaki gibi. D extremely happy. İşte ne kadar mutlu olmak? işte aşırı derecede mutlu. Böyle sorabiliriz değerli arkadaşlar. Tariflerimiz böyle değerli hocalarım. Burada Türkçe dil bilgisini de gördük zaten. Şu an İngilizceyi de hallettik. İkisine de yardımcı olacak bir konu işledik. Evet değerli arkadaşlar umarım yararlı bir ders olmuştur. Ee, bizleri Instagram hesabımızdan ve evet, Telegram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Youtube'da hakkında bölümüne girerseniz orada hesaplarımız var. Değerli arkadaşlar bizleri beğenirseniz ve takip ederseniz seviniriz. Ee, bu çektiğimiz videolar daha çok işte özel ders alamayan, işte parası yetmeyen veya dershaneye gidemeyen arkadaşlarımız içindir. Öyle arkadaşlarınız varsa önerirseniz mutlu oluruz. Onlar da faydalansınlar. İnanılmaz sınavda böyle sorular çıkıyor değerli arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın gramerden. Çok rahat bir şekilde Allah'ın izniyle sonuna kadar gidip inşallah halledeceğiz. Zaten siz de soru çözdüğünüz zaman göreceksiniz ki yapabiliyor musunuz? Yeter ki şu kavramları İyice bir ezberleyin, çalışın. Üzerine birazcık da test çözün. Çünkü gramer konusu testsiz olmaz. En çok test çözülmesi gereken kısım burasıdır. Üzerine test çözdükten sonra Allah'ın izniyle hepimiz böyle öğretmen olma yolunda ilerleyeceğiz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Değerli arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.